Merhaba değerli izleyenler. Bir hadis bir yorumla birlikteyiz. Allah'ın elçisine bir gün bir sahabi geldi ve şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü, bana bir şey söyle, bir amel göster ve başka bir söze ihtiyaç duymayayım. Peygamber Efendimiz de Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol buyurdular. Doğruluk, sıdk, sadakat ve istikamet dinimizin çok önem verdiği bir husustur. Müslüman söz ve eylemlerinde, davranışlarında Allah'a karşı doğruluk üzere olmalı. Ona samimiyetle, içtenlikle kulluk etmeli. Yine Allah Resulü'nü samimiyetle sevmeli. Onun sünnetine bağlı olmalı. Peygamber Efendimiz sadakat, sıdk ve samimiyet konusunda bizlere önemli uyarılarda bulunmuştur. Bir gün sahabilerine şöyle demiştir. Kuşkusuz sıdk yani sadakat insanın özüyle, sözüyle, davranışlarıyla doğru olması insanı hidayete götürür, cennete eriştirir. İnsan doğru söyleye söyleye sıddık yani tasdikleyen, doğrulayan, hakkı doğrulayan, Allah'ı Allah'ın Resulü'nün getirdiğini doğrulayan şeklinde yazılır. Yalandan sakının. Yalan ise insanı cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap yani çok yalancı, yalan söyleyen yazılır. Dolayısıyla söz ve eylemlerimizde yalandan, yalan eylemlerden, samimiyetsizlikten sakınmak, riyadan, ikiyüzlülükten kendimizi korumak durumundayız. İnsan Allah'a karşı sıdk yani sadakat, bağlılık üzere olmalı. Doğruluk üzere bulunmalı. Rabbimiz bizden kendisine samimiyetle, içtenlikle ve layıkıyla kulluk istiyor. Öncelikle Allah'a karşı samimi bir kulluk göstermemiz gerekir. Peygamber Efendimiz dinin samimiyet olduğunu, samimiyetle öncelikle Allah'a bağlılık olduğunu belirtmiştir. Sonra Allah'ın Resulüne bağlılık, onun getirdiğine, sünnetine ve Kur'an-ı Kerim'i ortaya koyan hayatına bağlı olması, sadakatle bu kulluğunu gerçekleştirmesi olduğunu belirtmiştir. Sonra diğer Müslümanlara, diğer müminlere karşı sadakat üzerinde durmuştur Efendimiz. Yine sadakatin bir diğer gösterilmesi gereken en önemli sahası insanın hayat arkadaşına olan bağlılığı ve sadakatidir. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde kadınların sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin de hanımlarınız üzerinde hakkınız vardır. Her hak sahibine karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek durumunda olduğumuzu belirtmiştir. Allah'a karşı sadakat, bağlılık ve sorumluluk. Yine onun Resulüne karşı sadakat, bağlılık ve sorumluluk. Dinimizin öngördüğü istikamet üzere olmak. İbadetlerimizde doğruluk. İnsanlara karşı amellerimizde, davranışlarımızda, söz ve eylemlerimizde doğruluk. Çok önem arz eden bir husustur. Müslümanlar olarak Allah'a karşı vermiş olduğumuz ahde bağlı kalmak durumundayız. Her birimiz kelime-i şehadeti getirdik. Allah'tan başka ilah olmadığına, yalnızca ona kulluk edeceğimize, onun getirdiklerini, gönderdiği Kur'an'ı, ayet-i kerimeleri tasdik edeceğimize söz verdik. Peygamber Efendimiz'in getirdiklerini tasdik edeceğimize, doğrulayacağımıza söz verdik. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özelliği olarak sadakatten, Allah'a karşı bağlılıktan söz edilirken, onlar ki ahitlerine bağlı kalırlar ve emanete riayet ederler buyurulmuştur. Emanet ki yerin göğün ikisi arasındakilerin kabul etmekten imtina ettiği, sakındığı ama çok nankör ve zalim olan, zulme meyyal olan insanın kabul ettiği bir sorumluluktur. Allah'a karşı kulluk sorumluluğumuz. Allah Teala bizleri en güzel şekilde kerim bir yaratılışla, üstün bir yaratılışla yaratmıştır. Ve bizden de kendisine karşı sadakat üzere ve istikamet üzere olmamız gerektiğini belirtmiştir. Her gün kıldığımız namazın her rekatında Fatiha okuruz. İhtinas sıratal müstakim. Ya Rabbi, ey yüce Rabbimiz, bizi dost doğru yoluna hidayet et. Dost doğru yol üzere sabit kıl.
Bu bakımdan istikametimiz, Allah'a karşı bağlılığımız, sıdk ve sadakatimiz önem arz etmektedir. Yine insanların toplum içerisinde verdikleri sözlere riayet etmeleri, işçi çalışanın işine sadakati, yine işçi çalıştıran kimselerin de işçisine karşı sadakati, onların hakkını görüp gözetmesi ve alın terlerinin hakkını vermesi. Yine sıdkın, sadakatin, Allah'a bağlılığın ve istikamet üzere olmanın bir gereğidir. Peygamber Efendimizin ashabı arasında, ensar ve muhacir arasında kurduğu sıdk, sadakat ve samimiyet bağları da çok önem taşır. Müslümanların birbirlerine olan davranışlarının sadakat üzere, samimiyet, içtenlik ve bağlılık üzere olması gerektiğini belirtmiştir ve onları kardeş kılmıştır. Allah'a karşı samimi bir kulluk üzere bulunmamız çok önem taşır. Peygamber Efendimizin Sıddık diye anılan en başta gelen dostlarından Ebu Bekir Es-Sıddık, Peygamber Efendimiz İsra Miraç hadisesinde Miraç'a çıktığı zaman Sıddık lakabıyla anılan Ebu Bekir Efendimiz o ne söylüyorsa doğrudur diye tasdik etmişti. Mekkeli müşrikler peygamber bir gecede Mekke'den Mescid-i Aksa'ya ve oradan Rabbinin bir takım ayetlerini görmek ve kendisine gösterilmek üzere uruç ettiğini söylüyor. Miraç'a çıktığını söylüyor. Bunu da mı tasdik edeceksin diye ondan bir inkar beklediklerinde Hazreti Ebubekir Efendimiz işte Sıddık lakabının gereği o söylüyorsa doğrudur demiş ve bu konuda da Peygamber Efendimiz'e Allah'ın Resulüne ve Allah'a ne kadar bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Özümüzle, sözümüzle ve eylemlerimizle Rabbimizi görüyor gibi Allah'a karşı ihsan şuuru üzere bulunmak, kulluk üzere davranmak en önemli ilkemiz ve ülkümüz olmalı. Ne mutlu davranışlarında, eylemlerinde, amellerinde, ibadetlerinde Allah'ı görürcesine ibadet eden, ona karşı layıkıyla kullukta bulunan, onun getirdiği Kur'an'ı, ayetlerini tasdik eden, doğruluktan ayrılmayan, doğru söyleyen, kisten, yalancılıktan, özü ile sözü birbirini tutmayan eylem ve amellerden, söylemlerden uzak kalabilenlere. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbimizden sıdk, sadakat ve istikamet niyazında bulunalım ve bu uğurda kulluğumuzu göstermeye gayret edelim. Hoş kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun değerli izleyenler.